Vücudumuzun kısımları var. Burada da gördüğümüz gibi dasar, saç, derkof, baş, dasoa, kulak, derhal, boğaz, derruyken, sırt gibi. Yani bu tarz gidiyor. Zaten resimlerden de anlaşılıyor neresi oldu. Şimdi bizim hastalık konusuna baktığımızda iki farklı şekilde hastalıkları söyleyebiliriz. Burada başlığımız yazalım. Krankenhaid diye geçiyor. Artikel olarak da diğer artikelini kullanabiliriz. Hastalık. Şimdi hastalığı sorarken karşı tarafa tabii bu gördüğümüz birinci hali. Neyiniz var şeklinde sorabiliriz. Was haben Sie? Ya da was hast du şeklinde olabilir. Burada cevaplarken Ich habe Kopfschmerzen. Mesela baş ağrım var. Erhard Rückenschmerzen. Sırt ağrısı var. Zihat Bauchschmerzen. Bunlar da artikel kullanmamıza gerek yok. Aralarda yine nesneler kullanabiliriz. Mesela çok fazla baş ağrım var. Sufiel. Ya da Starke. Güçlü sırt ağrım var. Yani şiddetli sırt ağrım var. Yine burada ein bisschen diyebiliriz. Biraz karın ağrısı var. Ein bisschen. Buradaki tüm hastalıkları bu şekilde söyleyebiliriz. Sadece yapmamız gereken burada Schmerzen'dan önce neresi ağrıyorsa orayı mesela ich habe oradan Schmerzen. Kulak ağrım var gibi oluyor burada. Evet, bu kalıbın kullanımı bu şekilde. Bununla ilgili var mı sormak istediğiniz bir yer? Ohren çoğul olduğu için herhalde. Evet, kulaklarım ağrıyor gibi söylüyor. Evet. Aynı şekilde mesela algın da kullanılabilir. Erhat. Augenschmerzen. Augenschmerzen. Burada da yine aynı bu şekilde söyleyebiliyoruz. Şimdi bir de ikinci söyleniş tarzına bakalım. Orada da was tut weh ya da wo tut weh kalıbı daha çok uyuyor. Wo tut weh. Bunun anlamı da neresi ağrıyor? Neresi ağrıyor? Burada bizim kullanmamız gereken possessive pronounlar var. İlk önce possessive'leri öğrenmemiz gerekiyor. Yani burada cevaplamamız için. Possessive'lerde şimdi yazalım hemen. Ich, du, sie, es, wir, ihr ve sie olarak söyleyebiliriz. İşte mein diyoruz ya da meine. Gelen artikele göre değişiyor. Du'da dein ya da deine şeklinde söyleyebiliriz. Er'de sein ya da seine. Sie'de ihr ya da ihre. Es'te yine aynı şekilde sein diyoruz. Sein, seine. Wir'de unser, unsere. Ya da euer, euer. Burada değişim oluyor. Öyle şekline geliyor. Daha sonraki kısım son olarak zi. Burada da yine aynı şekilde ia kalıbını kullanıyoruz. Yine ile olarak karşıma çıkıyor. Bunlar anlam olarak iyilik zamirleridir. Yani sahiplik. Kendilerinden sonra her zaman isim alırlar. Kesinlikle böyle tek başına kullanılamazlar. Kullanılması için de bazı böyle kelimeler olması gerekiyor. Şimdi wo tut weh kalıbıyla bunu kullanırsak nasıl yaparız? Öncelikle şunu bilmemiz lazım. Eğer tut weh olarak söylüyorsak bu kesinlikle tekil olması gerekiyor. Ama tun weh dersek burada çoğul kalıp kullanmamız gerekiyor. Şimdi wo tut weh diye doktor bana sordu. Burada
Öncelikle şurayı ayıralım, karışmasın. Başım ağrıyor diyeceğim. Başım ağrıyor derken de yine aynı. My cough to. Yine burada mesela şey diyebilirim. Güçlü, çok, az, starke ve tarzında söyleyebilirim. Mein Kopf tut starke ve. Aynı bu şekilde yapabiliriz. Daha sonrasında mesela yine aynı. Sein ar mesela onun kolu tut ve. Ya da bir bayandan bahsediyoruz mesela. Ya neresi olsun? Kulağı. Onun kulağı. Starke ve. Ya da Sufi kullanabiliriz. Sufi ve. Evet, siz de kurun cümle. Bir şey soracaktım. Bu Z ile S. Pardon. Bu Z ile normal kadın olan Z'nin arasında ne fark olabiliyor? Yani bu bir farkı vardır ama neresi orası? Bu söylenim tarzlarında herhangi bir farklılık yok ama normal cümlelerde bazen çoğul olarak geçebiliyor. Mesela nasıl yapabiliriz bunu? Yok ya, bunlarda bir fark yok. Aynen. Birkaç anladım. O zaman yani gösterirken o zaman onlar ya da evet, bayan olduğunu anlamdan anlıyoruz. Çıkarmamız gerekiyor. Anladım. O zaman ben bir tane söyleyeyim. Aha. Örnek. Mein Mund zu viel ve denilebilir. Ja, true. Evet. Richtig. O da Mein Mund tut ve. Ya da o da meine Ohren tut starke ve yani bu tutla ve şey anladım. Gramer bir kalıp. Tabii tabii ağrıyor anlamına geliyor. Aslında o direkt fiil anlamda düşünebilir. Yani fiil gibi. Onun ikisinin anlamı tut ve ağrıyor anlamında. Yani bizim şey düşünebilirsin. Bazen biz de aynı Türkçe'de baş ağrım var deriz, bir de başım ağrıyor deriz. Evet. Aslında direkt o iki kalıba karşılık geliyor. Eğer baş ağrım var dersen o zaman haben kalıbı devreye giriyor. Ama gelip mesela şey dersen başım ağrıyor dersen o zaman ağrımak fiilini kullanıyor. Ama diğerinde isim olarak kullanmış oluyor. Anladım. Yani o şekilde kullanabilirsiniz. Onun haricinde bir de burada yine kullandığımız akuzatif zamirler var. Onlara da bakalım. Ve burada onları görmüş olalım. Onu daha farklı bir kalıpla kullanacağız. Daha önce görmüş müydünüz bu iki kalıbı? Yok, görmedim. Tamamdır. O zaman güzel oldu sizin için. Akuzatif pronomun diyoruz. Şimdi akuzatif pronomlar, yani akuzatif zamirler, bizim bazı kullandığımız akuzatif fiillerde işimize yarar. Bunlar ich, du, er, sie, es, wir ve sie şeklinde yapabiliriz. Şimdi burada ilk olarak ih karşımıza çıkıyor. İhte mih diyoruz. Oster. Du'da dil. Erde in. Bunda in kullanıyoruz. Daha sonra zi aynı kalıyor. Küçük harfle. Es aynı kalıyor. Via, uns, ia. Oy. Zi'de ise yine aynı şekilde büyük harfle Z diyoruz ya da küçük harfle. Bu şekilde kullanabiliriz. Peki bunları biz nasıl kullanacağız? Önemli olan kısım o. Bunları akuzatif alan fiillerle kullanmamız lazım. Tabii detaylı ona daha ayrı bakacağız ama burada bir kalıp üzerinde göreceğiz.
Ama öncesinde şurada çoğuldan iş yazmamışız. Bir tane çoğul yazalım. Tamam. Meine Hände olabilir. Ya da Augen. Augen, tun, starke ve. Evet. Yani örnek olsun ondan da. Anladım. Eğer armıyor dersen nicht kullanıp cümleyi olumsuz yapabiliyorsun. Meine Augen tun nicht starke ve. Öyle kullanabiliriz. Evet, şimdi burada kullanacağımız fiil bizim sich fühlen kalıbı olacak. Anlam olarak hissetme. Bir yere gittiğimizde, yani bir doktora gittiğimizde nasıl hissediyorsunuz diye sorabilirler. Wie fühlen Sie şimdi şurada tabii bu refleksif oluyor. Aynen şurada çevirmemiz lazım. Ama gerçi refleksif oluyor. Burada refleksif olarak kullanacağız. Akuzatiften hariç. Bu yazdığım akuzatifdir. Tamam. Refleksif akuzatiflerde ise şurası bir de şurası birlikte yazmak istedim. O yüzden böyle oldu. Şimdi erziyes akuzatif refleksiflerde ziş olarak geçiyor. Üçü de ziştir. Yine aynı şekilde. Burada ziştir. O yüzden biz burada şimdi diyeceğiz ki wie fühlen Sie sich? Nasıl hissediyorsun? Bu tarz refleksif fiillerde sadece ziş oluyor. Onun haricinde mesela onu davet ediyorum ya da onu arıyorum gibi kalıplar kullanırsanız ya da sizi arıyorum gibi o zaman sol taraftaki in, zs kullanılabilir. Ama bu tarz refleksiflerde böyle kullanacağız. Bunu birkaç konu sonra detaylı göreceğiz. Tamam. Şimdi sadece cümle olarak görüyoruz. Wie fühlen Sie sich? Nasıl hissediyorsunuz? Burada cevap verirken ich fühle mich diye cevaplıyor. Hissediyorum. Ich fühle mich. Burada nasıl hissediyorsak söyleyebiliriz. Mesela güzel şu. Çok iyi hissediyorum. Ya da gülükleş. Güzel. Çok iyi. Good. İyi. Ya da krank ya da. Krank. Hasta. Ağrılı. Hasta. Hasta. Traurig. Üzgün hissediyorum gibi. Ya da şirek. Kötü hissediyorum. Bu tarz kalıpları söyleyebiliriz. Evet. Daha sonrasında mesela ich fühle mich schlecht. Cümle olarak söylersem hastaneye gittim direkt. Ich fühle mich schlecht. Ben ich habe Kopfschmerzen. İhabe, starke, kofşimel. Yani bu şekilde cümlemizi aslında birleştirmiş olduk. Bu kalıplar. Wie fühlen Sie den burada çünkü anlamı. Ha? Den burada çünkü anlamı. Evet. Den çünkü. İhabe, starke, kofşimel. Burada diyoruz ki şiddetli baş ağrım var. Ya da bunun mesela başka kalıplarda da kullanabiliriz. Çok iyi hissediyorum deyip çünkü deyip yanına neden öyle hissettiğini söyleyebilirsin. Tamamen size kalmış bir durum. Burada cümleyi uzatırken kullanabileceğiniz bir kalıp. Evet, başka burada bir de tavsiyeler var. Tavsiyeleri göreceğiz. Onu da Zoldan kalıbıyla göreceğiz. Evet. Ama ilk önce buraya kadar bir bakalım. Birkaç tane böyle karşılıklı diyalog şeklinde cümle yapalım. Çünkü iki tarafı da görmüş olduk. Tamam. Evet. Ben soruyorum size. Karşılıklı gideceğiz. İlk önce nasıl hissediyorsunuz diyeceğim. Siz şöyle hissediyorum. Ben diyeceğim ki neren ağrıyor ya da neyin var. Siz de ona göre cevap vereceksiniz. Okay. Erste Frage. Wie fühlen Sie sich? Ich fühle mich krank. Hı hı.
Okay. Was haben Sie? Ich habe so viel ne diyelim? Ohren Schmerzen. Okay. Şimdi bunun devamını da bir sonraki aşamada göreceğiz. Yani bir sonraki adımda. Bir de tamam. Wo tut weh ile yapalım. Wie fühlen Sie sich? Ich fühle mich farklı bir şey söyleyeyim bari. Ich fühle mich sehr gut. Denn ich habe nicht starke Kopfschmerzen. Okay. Aber pardon. Yo, çünkü ben den gleich dündü değil mi gleich? Yok, gleich yo. Hemen demek. Morgen, yarın, gestern, dün. Den gestern habe ein Kopfschmerzen. Kopfschmerzen. Ha, dün ağrım vardı diyeceksin değil mi? Evet. Ama şimdi yok çünkü. O yüzden iyi. O zaman habe yerine hat de desek daha iyi olur. Gestern hat değil. Kopfschmerzen. Anladım. Yani abi, o zaman gekof demiyoruz. Yok yok demiyorum. Mesela direkt şöyle yapıyoruz. Şimdi daha iyi hissediyorum mesela. Ich fühle mich besser. Şimdi hatta jetzt ekleyebiliriz şuraya. Jetzt besser. Şimdi daha iyi hissediyorum çünkü ben hatta ich dur. Alışmışım direkt. Ich hatte gestern starke Kopfschmerzen. Yani bu şekilde söyleyebiliriz. Dün şiddetli baş ağrım vardı ve hastanedeydim mesela. Ya da konfüsyledim mesela. Ne yazalım? Has derim. Boğaz ağrım vardı. Has Schmerzen. Und war im Krankenhaus. Ve hastanedeydim. Güzel cümle oldu. Hastaneye gittim mesela. Onu da diyebiliriz. Ins Krankenhaus gegangen. Şöyle. Evet, bu şekilde de söyleyebiliriz. Dün hastanedeydim ya da hastaneye gittim gibi olur. İki halde de kullanımı var. Tamamen size kalmış. Ama güzel kullanışlı kalıptır bu. Özellikle atıyorum sınavda bu tarz bir hastane diyaloğu gelirse orada yakalama açısından güzel. Buraya kadar evet. Var mı sormak istediğiniz biri? Buraya kadar yok, bunlar çeşitli. Sadece aslında benim takıldığım şeyler şunlardı, onu da söyleyeyim ben. Hazır biri gelmişken. Yer yönü bilmiyorum şu anda. Vücut bilmiyorum ki şu anda vücut izliyoruz. Daha önce yazmıştım ben bunları. Aha. Kız arkadaşım yazdırmıştı bak sen bunları bilmiyorsun şu anda diye. Giyinmeyi bilmiyorum. Bir de datif, akusatif hallerini şey bilmiyorum. Bir de soru sormada çok zorluk çekiyorum şu anda. Şimdi aslında yani, tam da bizim sonraki konularımız onlar. Evet. Mesela bu üniteden sonra direkt yer yönler var. Ondan sonra yine aynı şekilde giyim kuşam üzerine hangi soru kalıpları kullanır onlar var. Ve ondan sonrasında yine akuzatif kullanılan fiiller var. Akuzatif de nasıl kullanılır? Evet. Bir de çoğunlukla şey cümle kurarken sıralamayı karıştırabiliyorum. Hmm. O da herhalde yani çalışa çalışa aslında oturacak diye düşünüyorum. Cümle kurmada sıralama basit. Şöyle yazayım ben. Bir çizgi çizelim. Mesela eğer bir cümle kuruyorsan normal cümle presence'da nedir bu? Özne ya da direkt şey yazalım. Subject, özne. Daha sonrasında verbum, object şeklinde gidiyor. Objekten object ile Zeit yer değiştirebilir. Çok önemli değil bu Almanca'da.
Bir de şöyle kullanım var. Eğer zayıtı başa alırsak, sait başta, daha sonrasında verbin ve daha sonrasında subject gelmesi gerekiyor. Almanca'da tek kural nedir? Bu fiil ikinci sırada olacak. Özne 3'e gidebilir, 1'e gelebilir ama fiil kesinlikle ikinci sırada olacak. Onun yeri değişmiyor. Almanca'da katı kuraldır yani. Böyle yapabiliriz. Tamam. Ondan sonra geçmiş zamanı görmüştük mesela. Geçmiş zamanda da bu presence için geçerli. Perfect yazalım. Perfect'te de yine aynı. Subject, haben ya da sei. Bundan birini seçiyorduk. Daha sonrasında seit, object yani nesne ve son olarak da particip sei. Burada da aynı bu şekilde olacak. Bir de yine aynı. Yan tarafta olduğu gibi Zeit ile Subject yer değiştirebilir. Yani burada Zeit yazarız. Burada da Subject yazabiliriz. Mutlaka bunlar bu kullandığımız verbinin sağında solunda olacak. Yani bunları korumaları gibi düşünebiliriz. Evet. Sadece ayrılabilen fiillerde onu biliyorsun zaten. Özne, fiil, nesne ve ek, ayrılabilir fiil eki. Bu şekilde söyleyebiliriz. Şu akuzatif pronomlar, mesela şu sol tarafta yazdığımız işlere şimdi takılma çok. Sadece şu kalıp olarak öğren. Diğerlerini de şunu da kullanırsan, mesela kullanacağımız birkaç tane fiil var. Şurada birkaç tane söyleyelim. Anrufen var. Aramak. Suchen. Aramak. Einladen. Davet etmek. Einladung davetti değil mi? Ha, o davet. Direkt isim hali oluyor orada. Unutma. İsim yapıyorlar. Daha sonra lieben var. Yine aynı sevmek. Bu tarz fiillerde mesela. Yine ben listeyi vereceğim sana. Bu tarz akuzatif kullanılan fiiller diye. Direkt diyorsun ki mesela ich liebe sie. Onu seviyorum. Ya da ich rufe. Onları arıyorum diyeceğim. Sie an. Ich rufe sie an. Onları arıyorum. Ya da er ruft mich ab morgen. Ha, o sabahtan beri beni arıyor mesela. Ab burada den beri anlamına geliyor. Bu şekilde kullanılabilir. Ya da ihlade dich zum essen aynı şekilde söyleyebilirim. Seni akşam yemeğine davet ediyorum. Yani buradaki kalıpları sadece bu şekilde kullanabiliyoruz. Ya da mesela ich suche ihn, onu arıyorum. Ne zamandan beri? Seit zwei Wochen. İki haftadan beri onu arıyorum. Bu şekilde kullanabiliriz. Burada ilk rufe sie an yazdık ya, onları hı, arıyorum ikinci sırada. Evet. S'yi küçük yaptık. Neden? Çünkü şeyden dolayı mı? Onları ı, çünkü yani, olduğu için mi? Evet, onları derken onlar küçük harfle yazılır. Eğer resmi olsaydı onda bu büyük olurdu. Hmm, tamam, şimdi oldu. Şimdi cümle içerisinde mesela şöyle de diyebiliriz. Heute kommen Sie. Ya da heute kommen Sie. Bu iki cümle bakın birbirine benziyor ama tek bir harf hatası var. Bunlar evet, mesela bilmeyen der ki burada bir herhalde yazım yanlışı var diye düşünür. Ama heute kommen Sie direkt bugün geliyorsunuz anlamında. Resmidir. Ama heute kommen Sie anlam olarak bugün geliyorlar. Yani kullanım bu şekildedir. Biraz daha netleşti mi kafanızda? Evet, biraz daha netleşti. Yani kullanım böyle.
Peki burada Hoyte Common Z'de bir bayan olsaydı o da bu şekilde yazılmaz mıydı? Hayır. Bayan olsaydı Hoyte Komt Oms, pardon ya. Z olacaktı. Doğru. Doğru. Çok doğru. O bugün geliyor. Bugün o geliyor. Geçen böyle bir öğrencimle uğraştım. Yaklaşık iki ders bunu anlatmaya uğraştım. Devamlı yanlış yapıyor. Şu Komt Z ile mesela resmi olanı karıştırıyor. Ona demiştim, size de diyeyim. Yani bu tarz karıştırmak için mutlaka başta bir kadından bahsediyor olması lazım. Mesela diyorum ki sie ist meine Frau und heute kommt sie. O benim eşim ve bugün geliyor gibi. Ya da mesela Maria. Maria ist meine Frau und heute kommt sie. Maria benim eşimdir ve bugün geliyor. Nereye? Buraya. Bu şekilde olması gerekiyor. Yani böyle kullanmamız lazım. Anladım. Bir de o zaman şöyle bir şey var. Zaten resmi başlayıp cümlenin yarısından sonra küçük z olarak yazılmaz. O bir yanlış olur. Ya şey gibi düşünebilirsin. Mesela en başta görürüz. Wir heißen z deriz. Ama aslında buradaki z de büyüktür bak. Evet. İsminiz nasıldır diye sorarken. Ja da deriz ki woher kommen Sie? Yine burada S büyük olur. En baştan. Evet. Buralardan mesela eğer karıştırırsan aklına buralardan gelsin. Evet. Buradaki S'lerden. Ama ben böyle yazarsam artık bu şey olur. İsimlerin nasıl? Onlar. Yani onların isimleri nasıldır? Evet. Onlar nereden geliyor? Artık çoğul olur. Öyle sormuş olur. Süper. Aynı diğer diğer türlü şey olması için Komt olması ya da şey olması lazım. Erziyes. Tabii tabii. Onlarda da direkt zaten zamir değil. Şey, fiil değişiyor. Hı. Aynı olay Morgan'da da var. Mesela oradan da aklına gelebilir. Morgan küçük yazılırsa yarındır. Büyük yazılırsa sabah anlamına gelir. Böyle birkaç tane oluyor. İstisnai. Evet, şimdi başka bir konuya bakıyoruz. Zoll'un kalıbı var. Geçen dersimizde modal verbini görmüştük. Evet. Zoll'una detaylı baktık mı? Hepsinin baktık üstünden mi? Geçtik. Zoll'una hani tek olarak detaylı bakmadık ama. Tamam. Ama örneklerle yaptık. Kısaca bakalım. Yine burada kullanacağız çünkü yukarıda. Zoll'un meli malı anlamına geliyor. Ama bu bir öneri. Evet, öneri, tavsiye diyebiliriz buna. Şimdi yukarıda bahsettik. Eğer birinin bir rahatsızlığı varsa bununla ona öneri sunabiliriz. Zoll, Zost, Zoll. Daha sonrasında ise Zoll'un, Zost, Zoll'un diye gider. Adam geldi. Dedi ki mesela ich fühle mich çok fazla hasta hissediyorum diyor. Erkältin sich kalıbı var. O da şöyle yazılıyor. Nezle olmak anlamına geliyor. Ich erkälte mich. Soğuk algın oldu. Und ich habe, burada ich tekrar yazmamıza gerek yok. Und habe has şimdi şuraya iki tane nokta atalım. Bu da sich erkältin. Yani grip olmak diyebiliriz. Fühlen de aynı kullanım. Evet, adam geldi dedi ki fühle mi? So fühl krank. Çok fazla hasta hissediyorum. Herkelte mi? Nezle oldum. Und habe Halsschmerzen. Boğaz ağrım var. Şimdi bizim bu adama tavsiye vermemiz lazım. Mesela ne diyebiliriz? Yatakta kalmalısın. Ya da evet, yatakta kalmalısın. Zuzos. In bed. Blayla.
Rooms. Başka ne diyebiliriz? İlaç almasın mesela. İlaç almasın. Tablet. Tabletin neyim? Ve ilaç almasın. Bu şekilde tavsiye verebiliriz. Burada kullanabileceğimiz tavsiyeler yine aynı şekilde. Tablet'in neyim? Warm duşun. Yani ılık duş almak gibi. In bed. Glide. Başka ne diyebiliriz? Var mısın aklınıza gelen? Bitki çay içebilir. Dinlenebilir. Thomas Gehan diyebiliriz. Evet, doktora gitmek. Aha. Burada benim bir kitabımda birkaç tane daha var. Hadi. Evet. Şey diyebiliriz ama. Mesela Ausruhen. Yine aynı şekilde. Diş. Ausruhen. Dinlenmek anlamına geliyor. Hı hı. Dinlenebilirsin. Tatil yapabilirsin diyebiliriz. Mesela çok yorgun hissediyorsa da. Ya da doktor kontrolüne gidebilirsin. Yukarıda doktora gitmelisin. Burada arzt kontrolle. Arzt kontrolle. Evet, bunu söyleyebilirim. Başka travel fair. Bu kraviterti yani şey gibi, şifalı çay gibi. Şifalı çay. Yani bitki çayları. Onları söyleyebiliriz. Evet. Genel olarak hasta birine bu tarz tavsiyelerde bulunabiliriz. Şimdi yukarıdakileri hatırlayalım. Şu şekilde. Karşılıklı diyalog yapıyoruz. Tamam. Wie fühlen Sie sich? Ich fühle mich starke Kopfschmerzen. Pardon. Ich fühle mich schlecht. Was haben Sie? Ich habe starke şey diyelim. Başka bir şey diyelim. Starke Auge Schmerzen. Auge Schmerzen. Göz ağrısı. Okay. Bist du zum Arzt gegangen? Bist du zum Arzt gegangen? Doktora gittin mi? Nein, ich bin nicht gegangen. Evet, ich bin nicht gegangen. Bin nicht. Evet. Yer değişikliği. Okay, du sollst dich ausruhen und im Bett bleiben. Dinlenmelisin ve yatakta kalmasın. Göz ağrısı. Aslında bir de bunun şey var, göz damlası var da onu hatırlamıyorum şimdi. Evet. Geçmiş güzel olsun kalıbı neydi ona biliyor musun? Bilmiyorum. Gute Besserung diye geçiyor. Gute Besserung. Geçmiş olsun anlamına geliyor. Evet, bir tane daha yapalım diyalog. Hallo, wie fühlen Sie sich? Ich fühle mich krank. Wo tut weh? Wo tut weh? Ha, mein Rüchen tut starke weh. Okay. Bist du zur Arztkontrolle gegangen? Nein. Ich bin nicht Arztkontrolle gegangen. Okay. Du sollst erst zur Arztkontrolle gehen und danach sollst du im Bett bleiben. Okay. Danke. Teşekkür edebilirsin. Ha, danke schön.
Viteşer, vütebeysürüm. Okay. Evet, bu şekilde tavsiye kalıplarımız olabilir. Güzel bir konu, Krankenhaid ve karşına çıkabilecek şeyler bunlar. Mutlaka mümkün olduğunca şuradaki vücut kısımlarını bilsen iyi olur. Evet. Şimdi birkaç tanesiyle de birer cümle kur. Tamam. Kafamızda kalsın. Anlayamadım. Bir iki tane de cümle kuralım, kafanızda kalsın diyorum. Tamam, tamam. Ich habe zu viel Nase ko Nase Schmerzen. Nase Schmerzen. Ya. Okay, başka. Sie hat ein bisschen Armschmerzen. Mesela şey de diyebiliriz. Ayağımı kırdım. Bu da çok başımıza gelen bir şey. Perfekte diyebiliriz. Ayağımı kırdım, elimi kırdım. Kırmak neydi hatırlıyor musun? Evet. Break. Onları yakın. Ich habe gestern başta dedin ich fühle mich schlecht. Den ich habe gestern meinen Fuß gebrochen şeklinde söyleyebiliriz. Dün ayağımı kırdım. Ya da aynı şekilde bein olarak da söyleyebiliriz. Bacağımı kırdım gibi. Ama onda kalıp şöyle oluyor. Mein oluyor. Mein das. Das olduğu için. Mein bein gebrochen. Bu şekilde söyleyebiliriz bunu. Ich habe gestern mein Bein gebrochen. Burada da bu iki kalıp kullanılabilir. Şimdi kitaba bakalım. Kitapta da aşağı yukarı çoğuna bakmış olduk. Ödev olarak yapabileceğiniz sayfa 30'da şuralar var. Buradaki ağrılara göre şu boşlukları doldurursunuz. Mesela ya da söyleyin bu adamın nesi var? Adamın. Diyeceksin ki onun ayağı ağrıyor. Onun ayağı ağrıyor. Erhat das yok. Erhat ne diyeceğiz? Fuß Bein diyeceğiz. Schmerzen. Schmerzen. Yok. Bein Schmerzen. Diz ağrısı, bacak ağrısı var. Bein. Erhat Bein Schmerzen. Ya da tut ve kalıbıyla nasıl söyleriz? Onun ayağı ağrıyor. Onun ayağı. Nasıldı o? Erhat sich. Yok hayır. Öyle mi oldu? Hayır. Sein Bein tut ve. Sein Bein. Ha, sein oluyordu direkt. Onun ayağı dediğimiz için. Onun ayağı ağrıyor. Şimdi yan taraftaki S'de yine onun ayağı diyeceksin. Şey onun başı diyeceksin. Baş kof. Evet. Sein kof tut ve. Evet, sein kof tut ve. Güzel. Bir aşağı ne? Onun ayağı ağrıyor. Sein fuß tut ve. Sein hand tut ve. Tek olduğu için. Bir de şey karnı mı? Karnı. Sein Bauch tut weh. Ya da Sein Bauch diyebiliriz. Sein Bauch tut weh. Evet. Onun öncesi de yine aynı. Sein Arm tut weh. Güzel kalıp oturdu. Yine burada da aynı kalıpların nasıl kullanıldığı gösteriyor. Burada dinleme var. Ben atacağım yine size dinlemeleri. Buraları tamamlamaya çalışın. Yine buralarda dinleme. Tamam. Mesela burada bir çevirmemiz var. Geh nicht raus demiş. Geh nicht raus. Dışarı çıkma. Burada cümleyi çeviriyor. Anya sagt, wir sollen nicht rausgehen. Burada bir emir kipi var değil mi?
Evet, emir kipi var. Biz onu tavsiye olarak çeviriyoruz. Sei nicht nervös. Gergin olma diyor. Anya sagt, wir sollen nicht nervös sein. Şurada şunu çevirin. Her time biz şimdi müzik kısmı var ya. Biraz tamam, bir şey soracaktım. En son cümlenin sonuna sein dediniz. Ha, sein. Çünkü sein kullanmış ya burada, o yüzden. Nicht nervös sein. Anya sagt, wir sollen nicht nervös sein. Anladım. O zaman C'de ne diyeceğiz? Biraz müzik dinlemeliyiz. Anya sagt, wir hören ein bisschen, wir sollen ein bisschen Musik hören. Evet, şimdi oldu. Evet, seid bitte vorsichtig. Vorsichtig, dikkatli demek. Anya o dikkatli zaman, olmamızı söylüyor bize. Anya sagt, wir sollen bitte vorsichtig sein. Evet. Sein. 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 Bunu biz nasıl yapabiliriz? Mesela deriz ki der Arzt sagt, wir sollen im Bett bleiben. Doktor tüm gün yatakta kalmamızı söyledi gibi. Kalmamı söyledi. Ha, Zayd'ı kullanmak isterse böyle. Evet. Yani doktor şunu söylüyor gibi. Burada bazı tavsiyeler de var az önce yazdıklarımızda. Evet. Yine burada mektuba geçiyor. Şu sayfada yine dinleme kalıpları mevcut. Burada vereinbaren kalıbı var. Vereinbaren, einen Termin vereinbaren. Bu bir randevu almak. Einen Termin ändern, bir randevuyu değiştirmek. Einen Termin absagen, bir randevuyu iptal etmek. Şimdi bir dahaki dersimizde, yani ikinci dersimizde bir tane mektup yazacağız. Bu resmi hastane mektubu. Orada bu kalıpları kullanabiliriz. Yine aynı. Tamam. Burada da geçen kalıplar var. Bunlardan da bakıp kullanabiliriz. Şimdi bir mola verelim 10 dakika. 10 dakika sonra devam tamam. Edelim. Tamam, anlaştık.